Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Medet ya Seyyid-i Sultan-ı Evliya, medet. Büyüklerden himmet diyoruz. Şeyhimiz Evliyalar Sultanı. İnşallah niyet ettik birkaç kelime söylemeye. Bu ahir zamanda şeriatın sahipliğini yapacak olan Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa Aleyhisselam da, onlar ile beraber olanlar da şimdi hepsi hazır, hazır vaziyete geçmişler şimdi. Bir mesele var arada, o da kalktığı anda hemen anında düzeltecek ortalığı o sahip. Ona melekuttan desteklidir o. Öyle bu teknoloji, metnoloji onu yakacak ortalığı. İnsanların gecesi gündüz olacak yeryüzünde. Işık olmayacak, teknoloji böyle olmayacak ama nur sahiplerinden çıkan o nurlar, zikir meclislerinden çıkan nurlar dünyayı, geceyi gündüz yapacak. Gecenin hali başka, gündüzün hali başka olacak da bambaşka bir hayattır o. Ki daha Adem evladı bu dünyayı şereflendirdikten sonra bugüne kadar ve kıyamete kadar hiç böyle bir hadise olmamıştır. Olacak şimdi. Onun içine girdik şimdi artık. Allah kerim, bakalım bu Recep ayı ile, Recep ayı da yaklaştı artık. Büyük ihtimal 20, 21, 22 bilemedin 23'ünde mi, 24'ünde mi? Gerçi şey söyleyenler vardır. O birkaç günün üzerinde takılmaydık biz şimdi. O bölüme girdik şimdi. Recep, şerefli ay, Allah'ın ayı. Allah Recep, Allah. Benim ayım diyor. Rabbil alemin, Allahu Ekber. Anladın mı manasını? Allah için ay ne yapsın Allah? Hayır. Ama ey insanlar, siz bu aya hürmet gösterirseniz, bu ayda kendinize çeki düzen verirseniz, bu ayda siz benim yasakladıklarımdan biraz daha uzaklaşır, emirlerimi biraz daha kendilerinize uygulamaya çalışırsanız bana sevimli olursunuz. Çünkü siz benim ayıma, benim Recep-i Şefrullah ayıma saygı gösterdiğiniz için sizin üzerinizden o yükleri kaldırırım ben. Kolay benim için. Sizin niyetinize göre yol açarım ben size. Onun için bugünü ben size şerefli veriyorum. Siz de saygı gösteriniz ona. Onun akibinde hemen benim peygamberim, Habibime, ki onu sevmezseniz sizi sevmem ben diyor. Siz onu seveceksiniz. Onun hürmetine verdiğim ay vardır, Şaban ayı. Ona saygı gösterirseniz, o saygı benim peygamberime olduğu için sizi daha da severim. Çünkü bütün mahlukat diyor, ibadette dursa, ezelden ebede, bütün melaikeler, bütün salih kullar, bütün peygamberler, hep namazda dursa Rabbine, Allah katında diyor, Efendimiz'e, şimdi bir terazi olsa, o terazinin bir kefesine diyor, bütün o salih kulların, peygamberlerin, meleklerin ibadetlerini bir tarafa koysa, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki rekat Rabbinin huzurunda, o dedi ki o gerçek manada durduğu ibadeti o tarafa koysa o kefe ağır gelir. Allah öyle biliyor bize ki. Yani onun manası, onu ben sevdim. Sevdiğim peygamber bunu bana yaptı, o benim için daha değerlidir. Değer korun ben onu. Onun için kişinin sevgisine göre, muhabbetine göre yol verilir ona. Yol açılır. Aynı sana bütün insanlar iltifat etse, değil mi? Güzel şeyler söylese, Allah için olan umurunda olmaz onun. Ama
sevdiği insan ona iltifat ederse, güzel söz söylerse, o dünyalar benimdir der şimdi o. Dünyalar benim oldu. Ne? Değerli kişi bu bana bunu söyledi. Ne güzel bak. Seni seviyorum dedi. Allah Allah ya Allah. Gördünüz. Bir söz için uçuyor Adem Efendi. Ne kadar acayip bir iş bu değil mi ya? Ama insanlar değeri kaybetmiş bu zamanda. Sevgi bitmiş insanlarda. Dikkat et. Acayiplikler zamanına girdik. Şimdi daha da acayip olacak her şey. Onun için Allah'ın ve Peygamberinin emirlerine sıkı sıkı tutunmaya bak. Bildiğin kadarını üzerinde uygula. Yanlış, abık sabık yerlere dalma, girme. Şüpheli olan her şeyi bırakmaya çalış. Olur. Ve emin Allah'ı tevfik. Bu kadar yeter size. Bir serbest kişide burada tanımlanır. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Celle ve Ala Subhane ve Teala Hazretleri bizi sırat-ı müstekimden ayırmasın. Amin. Hakkı hak, batılı batıl olarak göstersin. Amin. Şerden ve şerlilerden bizi, soyumuzu, sopumuzu, çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi de korusun. Ya Rabbi Alemin hizmetine, şeyhimize sıhhat, afiyet, güç, kuvvet ver. Amin. Şeytanlara, şeytanlaşmışların önlerine engel koy ya Rabbi. Alemin hürmetine niyet ettik. Bu beyaz sarayı fethetmeye niyet ettik ya Rabbi. Alemin hürmetine, Alemin sancağını oraya dikmeye niyet ettik. Biz aciz kuluz, Kadir sensin. Amin. İstersen yaptırırsın. Biz bunun niyeti üzerine yaşıyoruz. Biz bu dünyadaki fesatı bitirmeye niyet ettik. Efendim, senin şeriatını geri getirmeye niyet ettik ama biz aciz bulduk. Biz bunu yapamayız. Yapacak sensin. Biz talibiz. Fatiha. Amin. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm.